Sayın ve saygıdeğer muhteşem değerli izleyici, hoş geldiniz. Europa Universalis 4 Flavor Universalis modunda Osmanlı İmparatorluğu macerasındayız. Fatih Sultan Mehmet. Bu düşman belirlemedi kimseyi. Gerçi çok kritik değil. Power projection sorunumuz yok. Tamam, önemli değil. Yani sorun yok. Sorun olsa neyse. Şimdi Devleti Aliye Memlük'ü fethetti. Yetmedi, Venedik'i Akdeniz'den attı. Şimdi sırada Kıbrıs'ı fethetmek ve Ceneviz'in topraklarını, bu bölgedeki Ceneviz topraklarını fethetmek de var. Tam bir hakimiyet kurmaya çalışıyor Akdeniz bölgesine Devlet Aliye. Şu an önemli kontrolleri gerçekleştirdi. Arkasına Tunus seferleri böyle dandun gitmeye devam edecek. Görev ağacı oynuyoruz bu modun. Bu moddan esinlenildiğini söylüyor arkadaşlarımız. Tabii ki doğru söylüyorlar. Çünkü esinlenilmiş belli yani. Gelecek sürüm. Gelecek sürümde de Osmanlı serisi yapacağız. Hünkârım sıkıldık. Demeyin, çünkü orada ayrı mekanikler olacak. Yani burada en azından öncesinde bir test yapıyoruz birlikte. Sonra bir de güncellemeli haliyle bakacağız durumlarına. Eğlenceli olur diye düşündük. Artık yayınlandığında göreceğim tepkilerinizi. Umarım hoşunuza gitmiştir bu seri diyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde saygıdeğer muhteşem değerli düşmanımızı biçeceğiz tabii ki. Bir ordularımızın gelmesi lazım. Bir ordularımızın, iki ordularımızın, üç ordularımızın. Güzel para, güzel para kanka. Bravo. 87'ye 81. Bakın gördünüz, limitleri doldurmak üzereyiz. Şimdi hazırsak Ceneviz'i kuşatmaya gidiyoruz. Ceneviz. Geç hızlı var nasıl olsa. Ceneviz'in suru da bir... Oğlum Ceneviz 3 seviyeydi bak, buna eminim yani. Ceneviz yılların 3 seviye suruna sahip ülkesi. Sur yıkmış belli. Bu güncelleme zaten eski sürüme ait. Mod çalışıyor şu an enteresan bir şekilde 1.34'te. Yani Kırım'ın mevzusu falan eski sürümden kalma da. Bu şey yıkma da acaba oradan mı geliyor diyorum. Yani yapay zeka ile alakalı aslında bir olay yok ama bak bu da mesela bunun suru da yüksek diye biliyorum. Bu da bir seviye enteresan. Importante. Açıkçası bu kadar orduyla bu iş tamam, rahat rahat bunların sonunu getirebiliriz. Buraya bir yere gelsen de sorun olmaz. Evet. Tax verecek. Maskoe yaparsan diyor. Tuğla'da ya o geliştirme olayları buralarda var mıydı? Neyse. Şimdi ben ne yapayım? Bir dakika. Bizim şu anki derdimiz bu estate'lerin şeylerine bağlı olarak kazanım elde etmek. Efendim, production için yaptığımı hatırlıyorum. Ümera için pek bir şey yapmadık galiba. Mink'le niye ilişkisiyim birader? Kafayı mı yedin ya? Hayda. Yani şaş kaza gördüğüm bir devlet. Al göndereyim ya. Diplomat bir işe yaramıyor zaten. Al. Al Ming'e gönderiyorum. Al. Al rahatla. Al check. Ming'miş. Ne Ming'i ya? Yürü. Niye geçiş yok? Çünkü alçaklık diz boyu. Yani bir Moldova geçişini bu kadar zor mu değilmiş. Moldova veriyor bu arada, çok enteresan. Peki. Gayet güzel. Gayet muhteşem. Dulkadir yakında ilhak oluyor. Çok güzel. Osmanlı yazısı şöyle daha bir güzel olacak şimdi. Evet. Harika oldu gerçekten, dikkat ederseniz. Bu ne böyle? Pek bir şeye benzemedi. Şimdi burayı State Core yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Rodos'ta alçakça bir isyan çıktı maalesef. Bakacağız. Onun da durumuna bakacağız. Başka donanmam buradaydı. Ha gel bakayım. 16.000 asker var burada. Onunla bastırırız. Bu güçlü ordum. Terminatör ordum. Oo. Avusturya saygıdeğer Burgonya'yı inherit etti. Güzel bir haber. Böylece Fransa-Avusturya rekabeti daha agresif bir boyuta dönüşecek. Bu da bizim Macaristan ve Hırvatistan üzerindeki hamlelerimize daha da yardımcı olacak bir gelişme. Yakında alçak Fransa beni dost yapmaya çalışırsa iyi olur. Akıllı olsun. İngiltere ile savaşa girdi. Alçak çünkü. Burada başka bir düşmanımız var halbuki ama o anlamıyor işte. Beyin yok. Kaç agresifliği var Avusturya'nın? 40 yapar. Bunları fethettiğimde biraz şey yapacak o, şimdi kuduracak.
Abi sen ne yaptın böyle? Bütün Avrupa'yı ele geçirdin ya. Yeter artık ama ha diyecek şimdi. Evet, böyle bir generali hak edecek. Ne yaptık? Çok kötü. Ondan diyorum. Bu arada teknolojide şey inovasyon problemi var. Aslında hepsi için mümkün. O zaman Rönesans ne durumda? Rönesans? Rönesans gelmemiş hala. Çok enteresan bir Rönesans. 75'te anca gelirim diyor kendileri. Anlıyorum. Peki biz ne yapsak? Bunlar böyle. Sultanahmet baktığında böyle diyor. Bu da böyle diyor. Buradan bir şey çıkmıyor. Bakıyorsun aşağıya. Ha evet. Burası ne veriyordu bize? Trade value dedik. Evet doğru. Müthiş bir getiri. Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Biz peki çağın ticaret mevzusunu halletmemişiz. Onu da yapsak aslında daha hızlı puan kasacağız. Peki. Peki. İki tane bölge diyorsun. İki seviye değilmiş. Onu tabii şu an yapamam maalesef. Hadi bakalım. Onu şu an yapamayız. Savaştayız. Savaştan sonra unutmazsak bunu yapalım. Arada var. Biraz gidiyor ama olsun. Oturduk mu şehirlere? Oturduk. O da güzel. Ceneviz yalvaracak. Ceneviz pişman olacak. Oradan da Kıbrıs'a geçmemiz lazım. Doğru. Doğru. Kıbrıs'ın fethi de gerçekleşiyor. Mükemmel. Burayı hallettikten sonra hemen bir doğu seferi tekrar. Trabzon falan Karakoyun'u komple buraları ele geçireceğiz. Mükemmel olacak. Yani Bağdat'ı da alsam mı diyorum vassal olarak. Bilmiyorum. Bağdat'ın vassal alınması iyi olabilir. Çok admin puanı harcadık. Acaba bir tane vassal mı oluştursak? Oğlum adamla zaten yeni savaş yaptık. Alçak. Neyin kafası bu? Terbiyesiz adam. Bunları ödeyelim. Hepsini ödedin mi bu arada? %1'lerini evet ödedim. Şimdi yeniden borç alalım o adamlardan. Ya da... Ya şimdi almasam da olur gerçi. Yeni bir borç alacağım zaman basayım. Onu almak için. Ülke biraz daha gelişsin. Daha iyi kazanımlarımız olur. Hiç problemsiz bir şekilde. Hiç problemsiz. Mükemmel tabirler. Devam ediyor. Yürüyüşümüz devam edecek işte. Lucca da gitti. Geçmiş olsun. Güzel, fantastik. Evet, Ceneviz de düştü. Burada başka kim vardı savaşta? Saluzzo, Lucca. Lucca ben diyor hayım diyor. Saluzzo neredeydi? Burada bir yerde değil miydi abi Saluzzo? Buradaymış. Evet, orası biraz tehlikeli bir yer. Devasa bir ordu da var yanında. Da var işte o ordu. Buraya gidebilir miyiz? Donanmamız kuşatma yapıyor. Buraya çekmeye gerek yok. Tamam. Gayet güzel. Kıbrıs kuşatması ama biraz uzun sürecek gibi. Granada ısrarla evlilik göndermeye devam ediyor. Kardeşim yapmayacağım. Yapmayacağım. Yapma artık. Gönderme şunu. Yeter ya. Yeter. 1000 defa gönderdin. Olmaz diyorum sana. Sana bu iş olmaz diyorum. Daha nasıl anlatsam bilmiyorum artık. İnanılmazsın gerçekten. Gerçekten bu fantastik olayın beni benden aldı. Asker teknolojisini yükselsek daha iyi olabilir. 2 yılı var. Gerçi teknoloji şey de var. Diplomatik de var. O zaman nasıl yapalım? Aslında 6. seviyeye çok güçlü bir teknoloji getiriyor. 7. seviyeyi topçu için özellikle alıyoruz. 6'yı ya büyük bir savaş şu an görünmüyor ama yine de almak lazım abi. Bence. Yine de almak lazım. 3 puanlık danışmanı ben alayım ya. Bu çok uygun abi şu an. 1 puan daha veriyor ekstradan. Ya separatist dur bir. Nereden geldin? Alçak. Bana şimdi nasıl ordu göndereceğiz? Hadi bakalım. Şimdi... Yani buradaki ordular gerçi bekliyor öyle. Bir şey yaptıkları yok da. Gel bakayım aşağı. Bastıracağız. Yapacak bir şey yok. Theodora da gitti. Güzel. Alçaktan geçiş iptal edeceğiz. Yakında.
Polonya'da burayı ilhak ediyormuş. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Suriye. Geliyorum. Bekle. Bunları buraya taşı. 82 skor var. Kıbrıs'ın düşmesi lazım. Fantastik bir şekilde hem de. Onun dışında tabii şeye bakacağız bu arada. Avusturya koalisyona girebiliyorsa o zaman bir Macar savaşı başlar burada. Macar Sur'u yıkmış. Evet, bu önceki sürümün yapay zekasının hamlelerine çok benziyor. Sur yıkma olayları. Şu an elinden geldiğince sur yıkmayan bir yapay zeka var oyunda. Mevcut sürümde. Ama modda öyle görünmüyor. Çok enteresan. Modlar yapay zekanın davranışını bu ölçüde değiştirmezdi diye düşünüyorum. Acaba yanılıyor muyum? Düşündüğüm şeyde. Şuraya gider misin? Kordeşim diyecektim. Enteresan. İberya mı oldu, pardon? Ent dedik sanki ama İberya değil, değil mi? Yani durduk yere şimdi. Kafayı yedirtme bize. Aman tanrım. Ya abi. Of. Ya bu eventi hiç sevmiyorum oyunda ya. Vallahi. Yani. Ama sonra tekrar gelebiliyor bu. Askerle isyan edip. Bu kadar iyi bir yöneticinin tahta çıkabilmesi lazım ya. Akıllı bir insan. Niye isyan etsin ki bu? Beyinsiz olur yani onu yaparsa. Son derece akılsız bir iş olur. Ben Ceneviz'den bunu alırsam diplomatik puan harcamadan bu işi hallederim. Efendim. Bakalım ne diyor Avusturya. Evet. Avusturya kudurmaya başladı. Ama şöyle bir şansımız var. 2 yıl beklersek Avusturya'nın kudurması bitiyor. Ki 1 yıl dolmak üzere. 2. yılı da bekleriz. Bu iş hallolur. Bir de papalığa diplomat atmam lazım. Evet, Venedik Savaş ilanı almış papalıktan ama yani orada bir koalisyon oluşurdu. Şimdi teke tek de zorlanabilirler. Yetmeyebilir Varejao. Güzel. 24 duka, 29 duka kritik değil, verebiliriz. 5 duka daha masraf. Ne yapayım yani? Geç böyle. Lukka ateşkes istiyormuş. Lukka, senden çok bir para çıkmaz ama gene de gel bakalım. Diplomat. Çek. Kritik değil. Abi isyan etmeyin. Tamam geç. Bunu buraya taşı. Evet, her yerde ayaklanma başladı. Aman tanrım, Osmanlı İmparatorluğu çökecek mi yoksa? Bunları birleştirelim. Başka. Şuna da bir şöyle hamle yapıyoruz. Onun dışında gayet iyi durumda ordumuz. Şimdi ateşkes için dediğim gibi beklememiz gerekiyor. Avusturya lüzumsuz yere fazladan agresiflik alıyor. Koalisyon tehdidi var. Gerek yok. Gerek yok. Çünkü yoracak. Macar savaşını yapmak zorunda kalacağız. Para alıp çıkacağız. Gereksiz. Biraz dinlenirsek o tarafta bu iş rahatlıkla hallolur. Sonra Macar seferini yaparız. Bükreş'te bir isyan. Bastırırız. Tamam, buyurun efendim. Bir çağ bonusu daha geldi. Bunu versin mi? Veya kapital bonus muharebelerde. Gerçi ben niye harbiden agresif expansion'ı hiç almıyorum ki? Direkt bunu aldım. Şimdi kurtarıyor mesela. Polonya bu sefer 22. Ben Polonya'yı görmemiştim. Maalesef. Polonya'yı şimdi gördüm. İyi ki durmuşuz. Avusturya yok deyip anlaşma yapsak ya da Avusturya'yı önemli değil desek durduk yere Polonya'yla da uğraşacağız. Bu hoş olmaz. Bu hiç hoş olmaz. Çünkü hali hazırda Polonya'yla savaşmanın bir anlamı yok. Güzel. Biraz daha bekleyelim. O bir sene sonunda ikna alacak zaten. Kaç agresif kalıyordu Polonya toplamda? 22, tamam işte yani. Önümüzdeki sene zaten otomatik olarak o düşecek.
3 puan azalıyordu yanılmıyorsam. Gayet iyi. Gayet iyi. Şimdi şunu almamız lazım. İnovasyon daha fazla düşmesin diye. Zaten teknolojiyi geliştiririm yani. Beklemesinin bir anlamı yok. Öte yandan Ceneviz anlaşma istiyor. Bu Mink görevi başarılı olmuştu değil mi? Tamam, güzel. Bunu 73'te alırmışız. Asker teknolojimiz de gelmiş. Güzel. Gayet güzel. Güçlü süvarilerimiz geldi. 92'ye 81 mi? Bunlar nereden geldi? 87 bin kişi değil miydik biz? Ne zaman 92 olduk? Ha bu şey tabii, pardon ya. Dulkadir'in ilakını unuttum. Gel. Başka ne diyeceğiz? Kasım ayındayız. Karakoyun hak iddiasını yeniden başlatalım. Ne oldu, bu Timur hala isyan almadım ya. Ne diyorsun abi? Ya sen nasıl friendly olabilirsin ki Timur'a? Çok saçma bir şey söyledim biliyor musun? Ama bak, bunu destekleyebilirim şu anda. O zaman oldu bu iş. O zaman oldu. %4 borç veririz. Ha, şimdi gideyim alayım abi tüccarlardan borcu. Arkadaşlarımız. Buyurun efendim. Bunu da ödeyelim. Yoksa. Tamam, 3800 hayvan gibi borç aldık diyor. Önemli değil. Problem değil. Trade value meselesini aslında açsam olur. Kaç? 250 duka. Bir şey değil bu arada. Devam. Şimdi bastım mı ben bunu destekleme olayına? Abi bunu desteklemek lazım. Bağımsızlık savaşı için. Timur'un parçalanması ve onun vasal alınması bütün İran'ı kontrol etmek için yeterli bir hareket oluyor biliyorsunuz. Ve yeni yıl gelmiş. Ordularımızı yavaş yavaş Ceneviz bölgesinden çekebiliriz artık. Doğu'da... Peki biraz daha bekleyelim. Batıdaki seferimiz bitmiş durumda. Müthiş bir zaferle bu bölgeyi de tamamlıyoruz. Ve ülkemize doğru geri çekiliyoruz. Gayet güzel. Bir tanesi bunlardan yanılmıyorsam Kırım'ın toprağıydı ama kritik değil. Abi 1000 dukayı şimdi buna vereyim. Vereyim mi? Vereyim. 150 admin puanı. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Şimdi görev tamamlandı diyorsun. Çok güzel. Gelsin. Kıbrıs'ı serbest bırak. Ivır zıvır. Hayır. Kıbrıs'ın inancı Türk. Kültürü Türk, inancı tamam, sıkıntı yok, gayet güzel. Anlaşmamız yapıldı. Hemen buraları da yurt yapalım. Efendim. Şimdi düşmanımız, üçüncü düşmanımız kim olacak? Fransa da olabilir, Polonya da olabilir. Ben ordularımı çekmeye başlayayım geriye doğru. Bu kim ya? Bunu buraya al. Sen de gel böyle bir yere. Arkadaş da şuraya bir yere. Tam bir terminatör. Tam bir canavar. Başka. Şimdi artık bak, biraz daha güzel göründü bu arada. Medine'nin tabii olması kötü ama şey değil yani, Osmanlı yazısı güzel oldu. Çok hoş görünüyor. Ottomans. Vay işte. Hünkârımızın da ismi burada yazdı. Bölümün kaçıncı dakikasındayız? Bakayım. Abi bana var ya, çile çektiriyor bu. Oo. Daha iyi, bölüm yeni başlamış. Ben yine bayağı bir iş yaptık diye bitti zannediyorum bölüm. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Buradan sonra karakoyunlu seferimiz var. Güzel bir karakoyunlu seferi ama görevi ne oldu ha? Şu bitmemiş. Ney? Anladım. Tamam. Problem değil. Ben orayı görmemiştim. Hiç sorun değil. Ordularımızı getirelim bölgeye. Bu kim? Çalışıyor buralarda. Hemen getirelim orduyu bölgeye. Karakoyunlu seferi zaten yapılacaktı. Efendim, görev ağacımız da bize bunu emrediyor. Bu sefer yapılmalıdır hünkârım diyor. Güzel.
Ordularım koşun. Topçum ben de gel hemen. Ak koyunludur, kara koyunludur. Hepsine birden aynı anda savaş ilanı açacağız. Arka arkaya daha doğrusu. Ve burayı komple kontrol altına alacağız. Ama şey meselesi... Bu... Evet, bağımsızlık savaşı başladı bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel. Kendi başlarına halledebilir. Bu arada çok nadir olur bu savaş sırasında diyecektim. Aa bir dakika. Evet, savaş sırasında oldu tabii. Savaş sırasında savaş açmak yapay zekanın çok yaptığı bir hareket olmuyor. Ama burada tercih etti. Güzel. Destek gerekirse ordularımı yollarım ona. Şimdilik ben önce hangi savaşla başlayayım? Önce Karakoyun'un seferiyle başlayalım. Aynı anda Trabzon'a dalarız. Bütün Anadolu'da hak iddiam var. En iyisi neresidir? Görev ağacı da tabii kritik. Şöyle bakıyorsun. Erzurum. Erzurum gayet iyi. Saygıdeğer Erzurum'u, evet, Fatih Sultan Mehmet memleketim diye diyor. Öyle bir manipülasyon var şu an. Bizim ailemizin diyor. O yüzden savaş nedenini oraya kullandı. Hemen Erzurum'u fethetmek için girişimizi yapalım. Bir yandan burası iki seviye olduğu için sen dalabilirsin. Şu arkadaş Trabzon'a gelsin. Sen de gel. Diğer ordular da yaklaşsın. Devasa bir Osmanlı ordusu tüm gücüyle Doğu seferine çıkıyor efendim. Buyurun. Güzel. Size de yardım edeceğim, merak etmeyin. Timur'u yok etmeniz için. Güzel. Hazır mısın? Trebizon, Karakoyun'u gelemez diyor. Georgia'nın gelmesi kritik değil. Saldır. Kars'ı, Yerevan'ı komple almam lazım bu savaşta. Geç böyle. Aa, Sur izin vermiyor. Buraya vurmak gerekecek ama topçu yok. Güzel. Sizler gelin. Buraya doğru. Keza sen de böyle bir yere geç. Tamam, şu an gayet iyi bir pozisyon aldık. Kuşatmaların bitmesini bekleyeceğiz. Arkasına hemen hücumlarımızı yapacağız. Yani Bağdat'ın vassal alınması çok büyük bir avantaj oluyor ama göreceğiz ne olacağını. Akkoyun'un savaşını da başlatacağım birazdan. Kaleyi bir düşürelim, ondan sonra her yere ulaşabiliyorum zaten. Sıkıntı kalmıyor. Nereye istiyorsa alalım işte. Bu söyledikleri buralar işte. Başka yer yok. Donanmayı da getireyim. Gel bakayım böyle. Akkoyun'un seferi. Oğlum sen ne alaka? Alçak. Köylüler. Sizin tam tersi hünkâra yaranmanız lazım isyan etmeyip. Alçak herifler sizi. Kuşatma bir bitsin de. Gereken yapılacak. Heh. Şimdi Akkoyun'u savaşını başlatalım. Diyarbakır fark etmez. Great Horde geliyormuş. Önemli değil. Geç. İşte Osmanlı orduları. Vura vura gidiyor. Kim o isyan eden? Ya beni var ya... Çıldırtmak istiyor ama alçak yapamayacak, başaramayacak. İstediği kadar uğraşsın. Sen böyle gel, bu böyle gelsin. Karakoyun ordusuna saldırıya gidebiliriz. Devasa bir ordusu var. Şu arkadaş, ama burası tehlikeye girecek oraya giderse. Burada kalabilir. Gerçi düşman ordusunun tamamı burada diyoruz ama işte Great Horde meselesi var. Burayı kuşatmam lazım birkaç askerle. Kalelerin düşmesi gerekiyor öncesinde. Artık bu asker aslında gidebilir. Ama burası çok kalabalık işte. İsyancıyı bastırmaya git. Onun dışında tamam. Bir iki şehir düşünce buradan orduları yukarı kaydırırız. Kuşatmaya çalışırız. Bak Great Horde ordusu falan geldi. Dur abi bir dakika. Bir dakika. Valide Sultan'ın vefatı. Başımız sağ olsun. Aşağı. Geliyorum seni de bastırmaya. Azıcık bekle. 550 duka. Öderim. Öderim. Geri kalan %1'ler mi? Çok güzel. Tamam, 3000 duka borç var. Problem değil.
Teknoloji problem değil. Kosova'nın getirisi. Birkaç arttırılabilir. Başka. Bu arada Transoksiyana'ya Nogay savaş açtı. Bunun ordusu yenildi mi? Oo. Yalnız burada çok enteresan bir olay var. Benim savaşa destek götürmem lazım. Çünkü Timur kazanacak savaşı. Acil destek götürmem lazım. Ve Sistan öbür tarafta, problem değil. Şu surları ele geçirmem gerekiyor abi. Hazır Karakoyun'un ordusu yukarıdayken, ki gerçi o da kuşatmayı tamamlıyormuş. Çözeceğiz. Çözeceğiz bir şekilde. İsyancı bastırıldı. Geç kenara. Evet. Bu bayağı bir savaş kaybetti bu arada. Helal olsun. Yani savaş kaybetmek deyince akla ben gelirim diyor. Önce Great Ordu teslim almaya çalışalım. Şimdi orada askerleri birer birer kuşatmaya göndereceğim. Önce bir yapsın da. Bu oraya... Aa, gerçi bu paralı asker. Tamam. Tam tersi gibi düşündüm. Şuna saldırıya git. Başka... Karakoyun'un şehirleri birer birer düşüyor. Sen buna saldır. Bu ne ya? Abi... Abi kötü bir şey olacak kafaya taktı o, çünkü rahatsız oluyor. İllah diyor başını belaya sokmalıyım diyor bunun. Derdi imanı o yani. Alçak. Şimdi sen gittin, geldin buraya. Acilen yenmem lazım şeyi. Ya bu Nogay'ın saldırısı hiç iyi olmadı işte. Şu salak devlet konuşturacak beni. Benden yardım isteseydi bir problem kalmayacaktı. Gitti. Alçak. Yok efendim diyor, ben diyor bağımsızlık için destek istemem diyor. Koskoca ben diyor. Sen kimsen? Alçak. Şimdi ordularımızı yukarı çekebiliriz. Bu arada para alabiliyormuşum. Tamam. Bunlar gelsin. Devam. Teknoloji yaptık zaten. Fikirden devam edebilirim. Problem yok. Artık adı neydi onun? Enstitü Rönesans'ı ilan etmem lazım. Çünkü maliyetler iyice arttı. Öte yandan Great Horde Devleti'nin ordusunu da ayrıca yenmem gerekiyor. Peki şöyle bir şey yapsak. Hazır bütün ordu öbür taraftayken. Buraları kuşatsam. Genelde Great Horde buraları kuşattığınız anda para vermeye hazır oluyor. Direkt savaş bitebiliyor yani. Bir bakalım. Sıkıntı çıkacak mı diye. Başka. Şuraya gel. Saratov'da gitti. Güzel. Aman be. Şarkı nasıl girdi öyle. Bunları vereceksin bize. Başka. Bunu buraya al. Karakoyun ordusu nerede acaba? Tebriz tarafına gelmiş. Korfu'da düşman var. Şuraya geçebilir misin? Nogay'a da mı saldırsam? Ne yapsam? Ne? 10.000 paralı askerimi Karakoyun ordusu mağlup etti. Bütün orduyla mı saldırdı onlar? 16.000 askerle hem de. Oha. Şirvan'da hem de. Gerçi 6 seviyeyi almış ya. Bunların 6 seviye... Olmasaydı bu kadar kolay kazanamazdı da. Paralı asker gitti. Şimdi bir daha paralı asker almaya kalksam dünyanın profesyonelliği gidecek. Artık neyse, bundan sonra paralı asker kullanmaya gerek yok zaten. Başlangıçta bir iki lazımdı da. Bir de komutan için yapıyorduk. Ofansif fikir var artık. Sıkıntı yok. Ama çok absürt bir galibiyet bence. Saygıda bak, gene bir muharebe var gibi. Ama bunu ben kendim mi yaptım? Kendim yaptım bunu ya. Az önce gönderdik ya. Yine iyi direniyor bu arada. Gerçi bu komutansızmış. Pardon. Buraya gelir misin? Bu kim?
Tonla isyan bastırıyorum. Yine isyan ediyorlar alçaklar. Akıllanmıyorlar ki. Greator teslim olmuyor. Gönderelim. Gönderelim. Başka burada ne diyebilirim? Bir yandan da bunu teslim almam lazım aslında. Ateşkes için. Greator pes etse mükemmel olacak aslında ama. Şu an şehrine de oturduk. Abi yapma abi demesi lazım. Toprak aldık bilmem ne. Şehir düşer mi bu tur, ne haber? Bakayım. Tamam ya, anlaşalım. Orayı halledene kadar şimdi çok uzun sürecek. Şimdi Akkoyunlu işgalim altında. Merv de gitti, güzel. Geç Timur'un başkentine. İsyancı da bastırıldı. Çok güzel. Dönün geri abi. Evet. Saygıdeğer muhteşem değerli Akkoyunlu. Senin sonun geldi. Tamam. Heh, hadi bakalım. Şimdi. Bu gerçi aktifti. Ben yeniden gelecek diye düşündüm bir an. Bastım geçtim. Trabzon devleti ilhak olacağı için önce Gürcistan'ın teslim olması lazım. Bunun ise Muşaşa ve Nahran diye dostları var. Muşaşa burada. O zaman şu arkadaşlarla birlikte. Ya bu zaten şey. Buraya inebilir. Muşaşa'yı kuşatalım yalandan. Sen buraya doğru gel. Önce şuraya bir inelim hep birlikte. Biraz hızlı oynayalım dedik ama bayağı bir problem oldu. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Al işte. Bir de partiküleri sıfırladı. Güzel. Onların hepsine müdahale edeceğim. Hepsine. Biraz uğraştırıyorlar sadece. Bunlar gelsin. Karakoyun ordusuna karşı. Saldırmak için. Orası tepe değil miydi? Güzel. Ama destek gerekiyor tabii. 15 bin asker var. Ha. Geç bakayım. Yardım geliyor mu buna? Hayır. Generalimiz 6-1 diyor. Gerçi general kötü bu arada. Öbür tecrübeli Terminator general de kuşatma yapıyormuş. Onun bu muharebede olmasını tercih ederdim. Ve yine Karakoyunlu. İnanılmaz abi. Bu kadar zorlayamaması lazım ya. Of. Zara baksana. Ne, hiçbir zar düzgün gelmiyor ki. 8000 kayıp ne ya? Okunu çıkardın ama ha oyun. Vallahi okunu çıkardın. İnanılmaz. Zaten oradaki kaybetmesinden belliydi ordunun. O derece yenilmesinden belliydi. Bir terslik var burada. Adamı Terminator yaptı başımıza. 3 şok, 1 şok. O kadar büyük bir fark yaratmaz. Bir de tepe arazi bonusum var yani. Oyunun tamamen derdi delirtmek. Ver bunu buraya. İnanılmaz ya. İnanılmaz. 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 Şu aşağı gelebilir mi? Şimdi infantry combat. Ver. Bunları da böl. Burayı bitirelim. Bunların hepsini ben teslim edeceğim şeye. Arkadaşımıza. Timur ordusu da sağ olsun Halsa ile birlikte vura vura geliyor. İyi ki buradaki surları kaldırdık. Alçak. O işte bir tanesini en azından bırakmak lazım bu bölgedeki, takılsın. İlerleyemesin diye. Lüzumsuz yere şimdi 2 saat kuşatacağız buraları. Ya da Timur'un ateşkes yapmasını bekleyeceğiz. Bunları sırayla dağıtayım ben. Şurayı mesela Horosan'a verelim. Ama Horosan... Aa! Ne? Nasıl ya? Horosan savaştan çekilmiş. Bravo. Vallahi bravo. Yani nasıl savaştan? Savaştan çekilmemiş ya. Ne olmuş buna? Bu desteğe mi gelmemiş diyeceğim. Nasıl gelmez? Ben geldim abi.
Saçma sapan. Ah uyunah. Beni uğraştırmayı seviyor. Gerçekten bayılıyor böyle. Keşke diyor bir uğraştırsam da rahatlasam diyor. Güzel. Gayet güzel. Şimdi bakıyoruz bakıyoruz. Şuna saldır bakalım. Orası da çok hızlı düşüyor bu arada. Kıbrıs hala düşmedi. Şey Kırım hala düşmedi. Kıbrıs diyorum. Sizleri buraya alalım. Başka şu an için diyebileceğim bir şey yok. Şu arkadaki arkadaşları getirelim. Bunu da verelim sana. Keşke çıkmasaydı o diğer akıllılar. Keşke. Onları tebrik ederim. Çok çok tuhaf. Şimdi. Senin isyan bastırmanı istesem nasıl olur abi? Adım Şahabettin hala yaşıyor bu arada. 30 yıl oldu. Adım Bey. Siz ne yaptınız böyle? Adım Şahabettin Bey. Yani 51 yaşında. Gayet iyi. Gayet iyi. Tabii 51 yaşında olması da enteresan. Bir dakika. Adım Şahabettin. Evet. 1444 yılında başlayan oyunumuzda komutan olarak geliyor. Ama bu Hired mevzu ya. Yanlış hesaplıyorum. Ama iyi de abi. Kaç olmuş doğum tarihi o zaman? 1423. Ha pardon. Ben bir an yanlış hesapladım onu. 1423. Monopoliler geldi. Güzel. Biraz yorgun olduğumu hissediyorum. Saygıdeğer oyun. Beni daha fazla yormasan, şunları fethetsem ne iyi olur. Bak kuşatmayı da tamamlattı ona. Tamamen beni delirtmek amacı. Ama sana rağmen burayı fethedeceğim. Merak etme. Merak etme. Hünkâr yaşlandı diye gaza gelme. İntikamım acı olur. Alçak. Bak burayı da kuşatacak 2 saniyede. Güzel. Gayet güzel. Önce bir şuraları avlayalım. Avlayalım buraları. Ondan sonra Hasa şey Muşaşe'yi pes ettiririz. Şuradaki 10K'nın imha olması son derece uçuk bir olaydı ama onu da burada anladık zaten. Tepe arazide Karakoyun'un ordusu tamam. Yani fena değil orduları ama bu kadar iyi savaşamamız lazım. Ama nasıl oluyor da? Nasıl oluyor? Zar. Saygıdeğer izleyici zar. Zarla yapıyorlar bu işi. Maalesef. Ah. Kuşatma kabiliyeti de buradan gelsin. Başka. Muşarşan'ın şehirlerine oturunca askeri var mı? Askeri var. Askerini yenmem lazım. Başka türlü teslim olmaz. Kıbrıs'ta gitti. Güzel. Getir abi orduyu tekrar. Karakoyun'u da ezilmek istiyor ama onu ellemeyeceğim. Şunu götür buraya. Muşarşı ordusunu, devletini savaştan çıkartırsak biz tamamız. Burayı bitiririz. Yazlık da gitti. O kadar büyük bir emek sarf etmeme rağmen saygıdeğer dostumuz acaba bağımsızlığını alabilecek mi? 56 skor var. O Noga'yı da biçme derdinde. Horasan'a çok sinirliyim. Horasan'ı da fethetseydik. Yani hep birlikte Timur'u ortadan kaldırsaydık harika olacaktı. Saçma sapan bir iş. Dağlık alana çekildiler bu arada. Şurayı yakıp kenara çekileyim mi? Tekrar gelsinler diye. Gürcistan gitti. 75 duka verdi. Değmez. Sonra ona uğrayabilirim duruma göre. İskenderiye'yi kuşatan arkadaşımız var. Şurayı bir bitirelim. Problem yok. Güzel. Ver bunu da. Şimdi ya Karakoyun'la anlaşmaya razı olur da bu Muşarşı denilen devlet çıkarsa daha fazla şey talep edebiliriz. Onun için uğraşıyorum. Onun için de
Alçan ordusunu yenmem lazım. O da inatla burada takılıyor. Yürü bakayım şunun peşinden. Teknoloji biraz bekleyecek. Ya şu deniz olan yerler. Lan oğlum. Paşa atarım oralara. Tamam atacağım. Oraya atayacağım. Önce bir şu savaş bitsin. Sonraki bölümde onları ayarlarız olmazsa. Komple işgal ettiler. Görüyor musun? Birer birer getiriyor koyuyor işte. Ben öbür taraflarla ilgilenirken. 4 yıl olmuş savaş başlayalı. Musashi ordusu burada ama yani dünyayı gezeceğim şimdi ona ulaşmak için. Şu an gerçi teslim olmuş olabilir. Bayağı bir ilerledik. İnanılmaz. Bravo. Gerçekten bravo. Şu alçan ordusunu yen artık. Yeter be. Heh, orada da asker yendik. Güzel. Musashi senin de suratına tüküreyim. Tamam mı? Geleceğim sana da merak etme. Çekil buradan. Timur'un ordusu gitti. Saygıdeğer muhteşem değerli kara koyunlu. Bir de Najran var. Oraya ulaşmam şu an mümkün değil. Ama şöyle yapalım. Neyse hak ettiğimiz. Tamam mı? Kalsın. Bunlar kalsın. Neyse hak ettiğimiz. Almaya başlayalım. Bir de görevin neresiyse artık. Şuradan bakıyoruz. Buna. Her yeri aldın mı? Buradan kaldır. Kaç tane toprak sayacağız? 1, 2, 3, 4, 5 toprak. Ben şu an yanlış mı saydım? Hatta fazla mı aldım? 4, 6 toprak görüyorum. Niye yanlış saydım ben? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam burası yok, şurası yok. Onları ben kendim ekledim. Sorun değil. Şimdi saygıdeğer Musul'u bırakmak için bunların kültürü aynı değil mi? Maşrikler. Maşrik farklı gerçi. Maşrik aşağıya kalıyor. Maşrik bölgesinden bir tane toprağa ihtiyacım var. En az bir tane almam lazım. Hazırda dursun. Eğer şeyse bırakacağım buradan. İzin vermezse yani. Öte yandan yine surları toplamaya devam edelim. Akıttem nereye kadar gidiyor benim? Oho. Buraya kadar geliyor. Evet, oturursam talebimi kabul eder mi bu? Kabul eder. Yere şeye Şirvan'a. Şirvan'a geçelim. Ne dedin? Aslında kabul etmen lazım. Geberdim abi demen lazım. Şunu yenelim mi? Öte yandan şu alçakların da suratını, ulan şu ülkenin renginin haline bak ya, utanmıyorlar ya, ne hale getirdiler. Şimdi buna saldıracağım ama alçak oyun yine abuk subuk bir zar getirirse, bak ya morali de fazla benden başlangıçta, nasıl oluyor bu? Çok tuhaf. Bak yine yüksek şok zarları atıyor. Kayıplara bak. Ulan oğlum benim ordum daha güçlü lan, manyak mısın sen ya? Ya en azından piyadelerim daha iyi. Süvarilerde soru işareti var da. Ver bakayım bunu. Terminator generalle gidelim. Yürü. Çok kayıp yaşattı bana. Bak. Morali bitmiş bir orduyu bile Terminator generalle yenemiyoruz. Disiplin de yok adamda. Oğlum buna nasıl bir güç ekledin? Ne yaptın sen bu adamlara? Kara koyunluya. Adam bildiğin Terminator. Ölmüyor. Hayda. Profesyonellik olur. Kabul mü? Sonunda anlaşmaya razı oldu. Kara koyunlu devleti. Güzel bir genişleme. %80 diyor. Oo, donanma. Evet, bu tabii burada sıkıntı var. Kaynak karşılayamıyor mu problemi? Şöyle bir anlaşalım önce. Bunu hemen kenara koy. Görev de tamamlanmış durumda. Güzel. 50 asker puanı gelmiş. Çok iyi. Arkasına bu var. Maşrik Egypt Arabia'da permanent claim veriyor. All power calls. 1496'ya kadar. Bir de projelerin upgrade'i indirimli. Güzel. Burası için
Burası için bastık. Efendim. Fate of the Holy City. Bu ne verdi? Din mi? Ve mevzu. Dördüncüsünde özel bir hükümet reformu verecekmiş. O da kültür sayısını arttırıyormuş. Heathenlara toleransı arttırıyor. Bu arada bu seçilir. Gayet iyi. Belki tercih ederim. Onun dışında şu an için Memlük topraklarını fethetmiştik. Evet. Bu otonomileri kaldırmadın sen değil mi? Bence alçaklık yapıyorsun sen. Bunları yurt yapalım. Efendim. Bunları da yurt yap. Güzel. Başka. Surlar ise Hasan Keyif'te var. Bir tanesini yıkabilirim buradaki. Şunu yıksam daha iyi olabilir. Bunu yıkalım. Yıkabilirsem. Evet. Şimdi benim artık şu savaştan çıkmam lazım. Yani daha fazla buna devam etmemin bir faydası yok bana. Evet, kötü eventlerimiz de başlıyor bu arada. %100 genişlemenin üzerindeyiz ya. Ne kadar kalmış en yakın genişleme bitişi? 8 puan yetmez. Kasım ayında. Yani bence anlaşmayı yapalım canım kardeşim. Para da vermez tabi. Buradan çıkalım. Bu alçak zaten bağımsızlığını alacak. Ben bağımsızlığını alması için bu savaşı açtım. Sizi bu tarafa getireyim. Mümkünse onu hallet. Şimdi abi Irak'la ilgili görevleri tamamladım. Ben şimdi hiçbir şey elde edemedim ki. Neye yaradı şimdi? O kadar görev. Hani saygıdeğer şey? Irak mevzusu. Otonomileri azaltayım. Bakayım ne var. Zaten çoğu yerde yok şu an otonomi azaltması. Tamam. Irak'la alakalı bir şey yok herhalde. O zaman ben bunu bırakıyorum abi buradan. Çünkü çok admin puanı gidiyor ya. Irak bölgesini en azından Reconquest alalım. Ha bu arada tabii 3 bölgeyi bırakıyor. Bunları da bırakıyor oraya. Problem değil. Problem değil. Devasa koru var adamın. Gerçi devasa dedim de bunlara. Permanent claim'im var zaten aslında. Kritik değil. Kritik değil. Bir tane daha vassalımızın olmasının zararı yok. Onu da sonra fethederiz. Efendim bölümü bitirdik galiba. Önümüzdeki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Epey bir savaşla uğraştık ettik. Güzel bir fetih politikası sergilediğimizi düşünüyorum. Epey bir toprağı ele geçirdik. Buradan sonra ya şunu belki bırakmasam olurdu aslında ama ne bileyim. Daha fazla toprak var gibi gözüme göründü. Bunun puanı kaç mesela? 30. Aslında hiçbir şey ya. Neyse bunları artık alırım ilak ederim sonra. Yapacak bir şey yok. Kendisini. Şu an bile 140 gerçi. Ama problem değil. Sonuçta ilişki problemi olmadığı için yapılmasında bir sakınca yok. Bu arada papalığı gördünüz mü ne yapmış? Abi papalık Venedik'i komple ilhak etmiş ya. Bu ne ya? Var mı agresiflik? Yok. Normalde kıyamet kopar. Adam baksana komple İtalya'yı ele geçirdi. Ya müthiş. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrardan. Timur Devleti ile düşmanlığımız da bitti. Düşman belirleyeceğim devlet kalmadı dünyada iyi mi? Güzel, fantastik. Şunu da ver. Sana zahmet. Altın çağı başlatma meselesi. Aslında ufaktan getirebilirdik ya. Şunu da açsa mıydım? Yaklaşık 50 yıl, 1520'ye kadar gidecek. Yani şu fikirlere de değsin diye uğraşıyoruz ya. Teknolojiye, fikirlere. 100 bin limit görünüyor şu an. Askeri limit. 100 bin. Güzel. Gerekirse işte alacağız askerlerimizi bu. Yeniçerilerden ekleyebilirim puanlara bağlı olarak. Şu an gücümüzün zirvesindeyiz. Görev ağacımızı takip etmeye devam edeceğiz. Bir de şu bölümlere bakalım. Sizin de yorumlarınızı bir göreyim. Ne diyorsunuz diye ona göre. Medine'nin fethi kalmış burada yaparız. Burada bölgeler var. Tunus meselesidir. İspanya'nın kontrolüdür.
burasıdır, İran'dır. Onların hepsine sırayla girişeceğiz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.